Değerli Enterprise Dex izleyicilerim, bugünkü röportaj konuğumuz Pynet CMO'su sevgili Serra Yılmaz. Kendisiyle hem fintechleri hem de içinde bulunduğumuz durumu konuşalım. Öncelikle Serra hoş geldin Enterprise Dex röportajlarına. Hoş bulduk Fatih. 4 ay oldu bildiğim kadarıyla Pynet'te başladın. Tam böyle salgın sürecinde işbaşı yapan profesyonelden bir tanesisin. Nasıl geçti bu dönem senin için hem senin iş anlamında hem de Pynet anlamında? Geçti. Ben 4 Mayıs'ta işe başladım. İlk ofise gelme, ofise uğrama sürecim 1 Temmuz'u buldu. Biz 16 Mart itibariyle çünkü Pynet evden çalışmaya başladı. Bu dönemde yeni organizasyonu kurduk. Birçok projemiz var. Benim sorumlu olduğum alanlar ürün yönetimi, markom, banka ilişkileri ve iş ortaklıkları. Dolayısıyla hani her bir alanda ciddi yatırımlarımız var. Çünkü pandemide biliyorsun önce 16 Mart'ta hepimizin önceliği sağlıktı. Hemen eve çekildik. Sağlığımızı koruduğumuzda emin olduktan sonra çalışanlarımızı ve kendimizi koruduktan sonra ikinci unsur şuydu. Hizmetim devam edecek mi? Sürdürülebilir bir hizmet verebiliyor muyum? Güvenlik altyapım okey mi? Biz baktık bu dönemde evden çalışıyoruz ve gayet de performansımız yüksek, gayet iyi gidiyor. Güvenlik konusuna, risk konusuna, yani hem bilgi güvenliği hem IT güvenliği konusuna ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hatta işte geçen hafta CTO'muzun bir yazısı çıktı. Yani çünkü son dönemde bu dijitalleşmeyle beraber phishing saldırılarına bakıyorsun. Şubat 2020'den bu yana %600 artmış. Bu fidye yazılımı dediğimiz bu ransomware yazılım saldırılarına bakıyorsun. Onlar %146 artmış. Güvenlik özellikle bir de finans alanında çalışıyorsanız çok öne çıkıyor. Bu konuda bizim ciddi yatırımlarımız var ve orada iyi yönetebildiğimizi gördük şu ana kadar. İş devam ediyor, operasyonel ekiplerimiz de çok kuvvetli. Dolayısıyla pandemi döneminde bizde Pynet'te bir iş hacminde artış var. Yani ben geldiğim andan itibaren bir artış var. Bende de dolayısıyla performans olarak baktığın zaman bir 7-24 çalışma durumu söz konusu. Siz en başından beri evdesiniz değil mi? Hiç ofiste operasyon yapmanız teknik ekip haricinde. Yok, sadece mesela örnek veriyorum. Ben bugün seninle sohbet edeceğim diye ofise geldim. İhtiyaç anında ofise geliyoruz. Evden çalışıyoruz. Hiç yani emin olana kadar da çalışanlarımızın sağlığından tamamen bir ofise dönüş yapmayacağız. Hatta işte hani biliyorsun pandeminin başından beri yeni normal diye adlandırdığımız bir dönem var. Ben bu yeni normalin kalıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü hani bu dönemde dijital yatırımlarına yani altyapısı sağlam olan şirketler, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilen şirketler, bu her anlamda işte hizmet, güvenlik, uzaktan çalışma teknoloji olarak baktığın zaman için büyük bir avantaj aslında evden çalışmak. Yani bir maliyet düşüşü de var. Tabii ki kültürel anlamda hani bir araya gelme, toplantı yapma ihtiyacı hissediyorsun. Ama hani pandemi sonrasında da bu yeni dönemde ben hibrit modellerin olacağını düşünüyorum. Yani eskisi gibi böyle 8-5 çalışmalar çok hani aynı şey devam etmeyecek. Gerçekten kalıcı alışkanlıklarımız olacak. Zaten görünen o ki sizde de ofiste çalışarak değil evde çalışarak bile bir büyüme, bir potansiyelinizi ortaya koyma şansınız olmuş. Bu da aslında bize hibrit modellerin belki de tamamen değiştirilmiş modellerin önümüzdeki dönemde özellikle sizin gibi yeni nesil şirketler için ideal bir çözüm olacağını gösteriyor. Sen de aynı fikirdesindir diye düşünüyorum. Ya şöyle, bizim aslında bakarsan en büyük iş ortaklarımızdan bir tanesi bankalar. Ya bunlar biliyorsun çok köklü ve büyük yapılar. Ama bu dönemde şunu gözlemledik ki hani bankalar da çok ciddi bir yatırım yapmış. Mesela onlar da operasyonlarını eve taşıdı. Yani büyük bir operasyonu evden devam ettiriyor. Biz beraber çalışıyoruz. İş ortaklıklarımıza bakıyorsun bir tarafta teknoloji şirketleriyle uçtan uca çözümler sunmak için iş ortaklıkları yapıyoruz. Örnek veriyorum ERP firmaları, muhasebe yazılım firmaları. Ucuna sen finansal teknoloji sistemlerini eklediğin anda bu uçtan uca yepyeni bir çözüm oluyor. Biz de bunun üzerine birlikte çalışıyoruz ama onlar da evden operasyonunu götürebiliyor. Müşteriye bakıyorsun, son kullanıcı tüketici örnek veriyorum, perakendeye hizmet verdiğini düşün. Son kullanıcı artık temassız ödemek istiyor. Yani o da mümkün mertebe perakendeye girmeyeyim veya girdiğimde de hiçbir yere temas etmeyeyim kaygısında. Hatta bunu işte BKM'nin çok çarpıcı verileri var. Bakıyorsun 2019 yılının toplam temassız ödeme sayısını 2020 yılının ilk 6 ayında geçmişiz. Yani 2 yılın 6 ayını kıyaslıyorsun Ocak-Haziran. Temassız ödeme 3 katına çıkmış. 563 milyonluk böyle bir hacim olmuş.
Paynet'e dönüyorum bu dönemde. Bizim böyle cep post dediğimiz ürünümüzün Paylink diye bir çözümü var. Sana böyle link göndererek, SMS göndererek bunu ya e-mail ya SMS olarak alabiliyorsun. Bu alanı da geliştiriyoruz, üzerine yatırım yapıyoruz. Bu çözümümüzün iş hacmine bakıyorum. Bu dönemde 3 katına çıkmış. Yani artık bazı firmalar müşterisinin evine, yani perakende de alışveriş vermeye alışık da olsa, iş modelini değiştirip gelişen ihtiyaçlara göre müşterisinin ayağına gitmeye başladı. Veya işte bu teknolojileri servis modellerinde de görüyoruz. Bugün senin evine bir buzdolabı için teknisyen çağırdım ve parça değiştirdiği zaman, geldiğinde parçayı belirlediğinde değiştirip cep telefonundan sana mesaj atıp ödemeyi alabiliyor. Dolayısıyla insanlar teması azaltmak üzerine bir yaşam modeline geçtiler şu an. Ne yazık ki bu rakamların böyle gitmesiyle önümüzdeki bir dönem daha bu teması çok arttıramayacağız gibi gözüküyor. Ama şükür ki hem fintechler, benim içinde bulunduğum endüstri, hem iş ortaklıklarımız, bankalar ve yazılım şirketleri diyebilirim, teknoloji şirketleri, herkes aynı modele adapte olmuş durumda. Ve bu, çok yoğun bir sinerjiyle çalışabiliyoruz. Hatta tek sıkıntı biraz bu özel hayat yaşam döngüsünü kaçırdık, yani hani işin ucu mesaisi falan kaçmış durumda. Tam da bu noktada bir soru daha soruyorum ben o zaman Serra yeri gelmişken. Çünkü salgınla beraber bu dönemde doğal olarak yavaşlayan duran bir ekonomiden bahsediyoruz. Sizin gibi genç ve dinamik yeni nesil şirketler de bu ekonominin hızlanması için aslında sebep ve vesile oldular. Bu anlamda da ben sizlerin varlığı için de ekonomi anlamında çok mutluyuz. Neler söylersin hem bu dönem için hem sizlerin yapınızdaki şirketler için hem de fintechlerin ekonomiye destekleriyle ilgili? Fintechler baktığınız zaman daha çok e-ticarete ve B2C operasyonlarına yönelmiş durumdalar. Buradaki müşteri deneyimini arttırarak oradaki ticari hacmi arttırma yönünde faaliyet gösteriyorlar. Paynet olarak ise biz burada B2C'de faaliyet gösterdiğimiz gibi B2B2C dediğimiz bu ana firmadan, ana markadan, toptancı, distribütör, bayi dediğimiz kanalda tüketiciye inene kadar olan tedarik zincirindeki nakit akışını da yönetiyoruz. Örnek veriyorum, sen bir nabura gidip boya aldığın zaman orada gerçekleştirilen satış, ticari kazanım eş zamanlı olarak paydaşlar arasında dağılıyor. Şöyle diyebiliyorsun bunun, işte %20'si bayide olsun, %20'si toptancıda olsun, %60'ı da ana firmaya gitsin. Ne sağlıyorum? Verimlilik artışı sağlıyorum. Bu aradaki tahsilatta baktığınız zaman nakit akışındaki riski azaltıyor. Çünkü bu da büyük bir problemdi. Yani Q2'de bunu gördük. Türkiye'de baktığınız zaman hani çek, senet, açık hesap kullanımı çok yüksek. Dolayısıyla bu anlamda kayıtlı ekonomiyi büyüttüğümüzü de düşünüyorum. Buna bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Ve tabii kanala baktığınız zaman tüketiciye gidiyorsunuz, çok güzel opsiyonlar sunuyorsunuz. Kredi kartıyla böl, alışveriş yap, güzel. Ama alınan metaların çoğunun ya ham maddesi ya kendisi döviz bazında olduğu için döviz bazında artıyor. Bayi dediğimiz, hani bunu tüketiciyle buluşturan veya perakende de mağaza dediğimiz yer, bu alım gücünde zorlanırsa tüketiciye bunu indiremez. Biz aslında bakarsan o aradaki verimliliği arttırarak bir maliyeti ürünün üzerine yansıyacak maliyeti düşürüyoruz. İki, burada kanalı rahatlatarak onun da daha küçük operasyonlarla, daha küçük ödemelerle daha büyük iş hacimleri yakalamasını sağlıyoruz. Üç, müşterisine yeni finansal ve teknolojik enstrümanlar sunarak zaten mevcut durumda hani kısıtlı olan kendi iş hacmini geliştirmesine destek veriyoruz olarak özetleyebilirim. Harika. Peki, ben genelde röportajların sonunda hep geleceği konuşmaya çalışıyorum. Sizin gibi de bizler şirketleri yakalamışken gelecek konuşmak çok keyifli oluyor. Biliyorsun fintech, techfin derken bu sizlerin gösterdiği gelişim büyük teknoloji şirketlerinin de böyle sizi odağına almalarını sağlıyor. Sizin Paynet olarak gelecek senaryolarında neler var? Gelecek senaryolarınızda neler var? 3 sene sonra, 4 sene sonra, 5 sene sonrasında Paynet'i nereye koyuyorsunuz? Nerede olmasını hedefliyor veya planlıyorsunuz? Şu an baktığımız zaman aslında bizim faaliyet alanımızda biz B2B ve B2B2C segmentinde faaliyet gösteren tüm ticarethanelerin açıkçası nakit akışını dijital olarak yönetmeye talibiz. Buradaki öncelikle gelinmesi gereken nokta şey diye düşünüyorum. Bütün operasyonlar fintechlerde ağırlıklı olarak sanal post üzerinde dönüyor. Şimdi geçen sene PSD2 dediğimiz bir biliyorsun direktif çıktı ve açık bankacılığın önünü açtı. İşte Covid döneminde hepimiz eve kapandık, dijitalleştik, temassızlar öne çıkınca devlet adım attı, regülasyonlarda güncellemeler var. İşte kare kodun önümüzdeki dönem TR kare kodun
standartları üzerine çalışılıyor. Şimdi Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Birliği kuruldu. İşte haftaya yönetim kurulu seçimi var. E-irsaliye, e-fatura hayatımıza iyice girdi. Online sözleşmenin önü açıldı. Şimdi ticaret bu tarafa doğru evriliyor. Bizim önümüzdeki dönemdeki bir defa hedefimiz şu. Bir, mevcut durumda müşterimize hizmetimizi nasıl iyileştiririz? Kullanıcı deneyimi tarafı üzerine çalışıyoruz. Yani kullanıcım benim WhatsApp'tan ödemek istiyorsa, WhatsApp'tan ödesin, Facebook'tan ödemek istiyorsa, Facebook'tan ödesin, başka bir uygulamadan ödemek istiyorsa oradan ödesin. Mobilden ödesin, ekrandan ödesin, posttan ödesin. Nasıl istiyorsan. Deneyimi üzerine çalışıyoruz. İki, mevcut durumda evet kredi kartı ve taksit imkanını sağlıyoruz. Çünkü bir kurum Paynet'le anlaştığı zaman Paynet'in ekosistemine dahil bütün banka ve kampanyalardan faydalanabiliyor. Ona kart kampanyalarından faydalanabiliyor. Bununla beraber diyoruz ki sadece kredi kartı olmasın. Örnek veriyorum, bireysel alışveriş kredisi olsun. O esnada sen gittin, onu al buradan az önceki hikayede boyayı alırken kredi kartı limitim yok veya işte o an yüksek geldi, daha fazla bir alım yapma ihtiyacım var. Hemen farklı bir finansal enstrüman ben buraya koyayım. Veya bunun yanına işte B2B'de ana firma, bayi ana firmaya ödemesini yaparken farklı farklı finansal tool'lar geliştireyim. İşte karekod üzerine çalışayım gibi önümüzdeki dönem bizim skobumuzda yeni finansal enstrümanların Paynet ekosistemine dahil edilmesi var. Burada gerçekten iş ortaklıklarımızla ve bankalarla çok yoğun çalışıyoruz ve yakın zamanda da duyurularımız olacak. Ben bir iki yıl penetre edebilecek bir pazar olduğunu düşünüyorum. Bizim açımızdan yani çok ciddi fırsatlar var zaten. Yani şu an mevcut durumda Türkiye'de bu alanda yapılması gereken çok iş var. Biz burada şu an B2B alanında lider bir kurumuz. Liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz açıkçası. Tabii o liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz da olmuyor. Sürekli ürün, çözüm, hizmet kalitesini arttırarak bir sürekli gelişim, sürekli değişim ihtiyacı oluyor. Biz de bu yönde yoğun çalışıyoruz. Harika Seyra, verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Umarım salgından sonra yüz yüze sohbet etme şansımız olur. O zaman da inşallah. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, Enterprise Next röportajlarında bugünkü konuğumuz Paynet CMO'su sevgili Seyra Yılmaz'dı. Kendisiyle ödeme sistemleri, salgın önündeki ödeme sistemlerini ve bu işin geleceğini konuştuk. Röportajlarımız devam edecek.